Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. Son derece pratik, az malzemeli ve iftarda siz baymayan hafif lezzetli çok güzel bir tatlı oluyor. İrmik tatlısı nasıl yapılır? Buyurun tarifine geçelim. Tatlımız için 1 litre sütü tenceremize alalım. Ocağımızın altına yakalım. 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. 1 su bardağı da irmik ekliyoruz sütün içerisine. Ve şöyle çırparak başından ayrılmadan muhallebi kıvamına gelene kadar pişmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi muhallebi kıvamına geldi. Hemen lezzetini verecek olan bir yemek kaşığı tereyağı veya margarini içerisine ekleyelim. Bu ufak malzemeler önemli arkadaşlar. Güzel lezzet veriyor. Bir pakette vanilya ekliyoruz. Ve yağımız içerisinde eriyene kadar çırpıyoruz. Ocağımızın altını kapatalım. Hemen şöyle küçük bir cam tepsiyi sudan geçirdim. Tatlının yapışmaması kolay kalkabilmesi için. Evinizde bu boylarda küçük kaplar olabilir. Hemen tatlımı içerisine boşaltıyorum. Son derece pratik, kolay ve de lezzetli bir tatlı arkadaşlar. Eğer hala denemeyen varsa mutlaka denesin. Deneme, deneyenler de e, benim tarifimle denesin. Şöyle birazcık tepsiye yerleşsin diye vuruyorum. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar ılayana kadar dışarıda bekliyoruz. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. 2-3 saat kadar sonra servise hazır olur arkadaşlar buzdolabında. Evet 3 saat sonra çıkarıp çilekle ve beyaz çikolata sosuyla süsledim. Ee, gerçekten çok pratik bir tatlı arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum. Ramazanda iftarda hafif insanı baymayan e, güzel bir tatlı oluyor. Umarım e, sizler de beğenirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.